Merhaba sevgili dostlar. Bugün ayın 15'i. Sıcaklık 13 derece. Rize'den herkese selamlar. Aralığımızda bir güncelleme yaptık. Daha önceki videolarımda hani izleyenler bilirler, aralıklar hani böyle ileri geriydi. Böyle aramızı güzel bir sıraya dizdik. Yeni bir aralık yaptık peteklerimizin altına. Güzel sehpalar yaptık. Şimdi arı en son kontrollerimde çekemedim. Yanımda ekipman yoktu diyeyim. Çekmeye de fırsatımız yoktu. Cep telefonu da çekebilirdik ama çekemedik. Tek başına olunca. En son kontrollerde, hani Rize için konuşuyorum arkadaşlar. Arı bu soğuk hava gelmeden önce bütün yavruyu çıkarmış. Neredeyse hiç yumurta dahi yoktu arkadaşlar. Şimdi çıkan yumurtaların da, hani çıkan arının yerine de yeni yumurta atmamıştı. Arı hava durumunu arkadaşlar tahmin edebiliyor. Ve soğuklardan önce yoğun bir yavruya girmişti arı. Bu yoğun yavru neticesinde de hani stokları bayağı bir tüketmişti. Dışarıdan da nektar gelmedi doğru dürüst. İki kere şuruplama yaptım arkadaşlar. Şurup dediğim arı yemi verdim. Invert şurup. İki defa şuruplama yaptım. Şu an arı yeniden yavruya girdi. Yeniden polen gelmeye başladı. Polende bir duraksama olmuştu birkaç gün. Yeniden polen gelmeye başladı. Arı yeniden canlandı. Herhalde bu saatten sonra zaten hani artık arı açılacak, ilerleyecek. Artık çerçeve vermeye, mum şişirmeye başlayacak ki 3 tane kovana yeni mum verdim. Hani yarı yarıya şişirdiler. Bundan sonra daha da hızlanacak. Güzel bir polen geliyor. Hava sıcaklığı 13 derece olmasına rağmen arı bayağı sakin, güzel bir çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar benim yeni yaptığım bu seneki kovanlar. Bu kovanları da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yaptığımı. Şu an aralığımdaki en iyi arı bu. Yani mevcut olarak. Aslında bütün arılarımız hani kuvvetliydi kışa girerken ama daha önceki videolarda anlattığımda hani dinleyen arkadaşlar bilirler. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Aşırı bir varava vardı arkadaşlar. Allah'ın izniyle varavadan kurtulduk. Şu anda yok denecek kadar az olduğunu düşünüyorum. Bu da kara kovanımız. Burada da yine arılığın ikinci kuvvetli arısı var. Bunun da mevcudu çok iyi. Ama bal stoğu açısından bu arıyı çok fazla beğenmiyorum. Biraz daha yani deminki en iyi arı dediğimden biraz daha hani stok olarak biraz daha fazla tüketen bir arı. Biraz daha yavruya meyilli bir arı. Bugün de yine az bir nektar geliyor arkadaşlar. Hani gelen arılarda gördüğüm kadarıyla çok aşırı bir polen yok. Ama yine geliyor yani bir polen. Yani arıların öyle bacakları dolu dolu değil. Şöyle yakından çekersem ne demek istediğimi anlarsınız.
Arıların genel arkadaşlar hani ortalama 5 çita civarında arılarımız. Dediğim gibi varovadan dolayı çok aşırı kayıplar oldu. Hani arı bölmedik bir, yani kışa girerken. Eylül bölmesi birkaç tane arı vardı. Eylül bölmesi işini de arkadaşlar artık bitirdim. Daha bölmeyeceğim. Eylül ayında arı ben bölünmez diyorum artık. Hani yıllardır baldan sonra arıyı tutup bölüyoruz. Niye bölünmez? Onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar arı bala girerken hani yoğun bir yavruya giriyor bal dönemi öncesinde. Yoğun bir yavruya giriyor. Bu yavruyu hani daha çok tarlacı yapıyor. Yani nüfusunun neredeyse %70'ini tarlacı yapmaya odaklanıyor ve o yoğun yavruyu çıkarıp tarlacı olarak ayarlamaya çalışıyor bal döneminde. Ve yavruyu kesiyor. Yoğun bal nektar döneminde de yavruyu kesiyor. Yaklaşık 20 gün falan o kestane balında yavruyu kestiği için arının yani kovanın çoğu bal döneminde çok çalışmış, yıpranmış arılardan meydana geliyor. Kovan içi hizmette çalışan arının sayısı bayağı az oluyor. Ve biz bu kovanı baldan sonra böldüğümüzde böldüğümüz kovanlar hani oluyor mesela 20 çerçeve arı oluyor. 20 çerçeve arı diyoruz bunu bölelim. Bölüyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Bir ay demeden bakıyoruz ki kalıyor geriye böldüğümüz kovanlar 4-5 çıta 6 çıta falan kalıyorlar. Sonra Eylül'de kış arıları için Eylül sonrasında Aralık, Eylül, Ekim gibi arı tekrardan yavruya giriyor arkadaşlar. O böldüğümüz arılar hani kışa girmiyor. Onların hepsi artık ölüyor ve yeni çıkan o yavrular kışa giriyor. Bu da baldan sonra hani yıpranmış arılar bir anda kaybetmemizden dolayı ve bal mevsiminde de varova mücadelesi yapmadığımız için ne oluyor arkadaşlar? Arıların nüfusunda ciddi bir düşüş meydana geliyor. Eğer bu şeyi ayarlayamazsak hani o dönemde arıyı hani bizim ülkemizde hani genelde arıyı sıkıştırın sıkıştırın diyor herkes. Hani bundan dolayı ufak arı hani arıyı bu dönemde çok açarsak eğer arıda varova yükü de varsa varova da arıyı kırıyor. Yaşlanmış arılar da kırılınca bir anda mevcut düşüyor ve yavrulara bakamaz hale geliyorlar. Bu da yavru hastalıklarına neden oluyor. Ve bu arılarda ne oluyor? Kör topal kış mevsimine, kışa girmiş oluyorlar. Bu da hani kıştan çıkan arıların hani kıştan çıkması için sıkıntılı oluyor. Hani bunu ülkenin güneyinde yapabilir arkadaşlar. Çünkü güneyde pek fazla kış yok. Ama ben bizim yöremiz için arıların hani baldan sonra bölünmesini gereksiz buluyorum. Yani saçma bir işlem olarak görüyorum. Hani tabi buna katılan olur, katılmayan olur. Onun için bu yıl farklı bir bölme stili yapacağım arkadaşlar. İnşallah bunları da video çekeceğiz. Anlatmaya çalışacağız. Bu yıl benim arılarımın geneli yaşlı ana arılar. Bu yıl bütün ana arıları değiştirmem gerekiyor. Neredeyse 2-3 tane arı var yaşlı olmayan. Bakalım arkadaşlar. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ne yapacağız? Dediğim gibi soğuklardan istifade hani arıya çalışamadığımız için biz de arıların altını, sehpalarımızı tamir ettik. Bence güzel oldu. Böyle artık baktığımda bütün arıyı görebiliyorum. Kim ne kadar çalışıyor? Durum nedir? Daha önce biri ileride, biri gerideydi. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle video çektiğimizde de güzel bir görüntü olur. Hani yavru uçurduğunda arılar şurada inanılmaz bir kalabalık görmüş oluruz. Bir göz zevki de olmuş olur. Böyle arkadaşlar. Başka videolarda tekrardan görüşelim.
Şu an ben elimde birkaç ballı çıta kalmış. Onları arılarıma vereceğim. Tüketmeleri için. Geçen güzden kalan. Hani bozuk, bu sene kullanılmayacak, çok fazla eskimiş olan çıtırlarda ballar var. Onları tükettirip arıya, onları artık imha edeceğiz. Şu an onları vereceğim. Bundan sonra da artık daha sık arılarla çalışmaya başlayacağız. Daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. Güzel bir karakovan imalatı da yaptık. Ona da bir arı silkeleyeceğiz ilerleyen videolarda. Onu da aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkesin sezonu inşallah hayırlı olur. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.